Evet, buradan şu anda görüyoruz. Hanımefendilerin koridoru tıkanmış durumda. Rica ediyoruz efendim. O koridoru lütfen açalım. Alanımızın sağ tarafı müsait. Hanımefendileri o koridordan tören alanımızı almaya çalışıyoruz. Ancak koridor kapandığı için şu anda yerlerine geçemiyorlar. Rica ediyoruz oradaki görevli arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olunuz. Tören alanımızın dışında bulunan tüm hemşerilerimizi, özellikle karşı tepelerde bulunan hemşerilerimizi hem sizlerin hem de bizlerin güvenliği için tören alanımıza davet ediyoruz. Evet, saygıdeğer konuklar, protokol karşılama bölümünde karşılama listesinin dışında kimsenin olmamasını rica ediyoruz. Hazır mıyız? Ses çok az geldi ama. İstanbul, hazır mıyız? İşte bu. Hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı lider geliyor. Milletimizin hizmetkarı geliyor. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Onurlu oluşun, erdemli dik duruşun sembolü. Hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı lider. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, onurlu oluşun, erdemli dik duruşun sembolü geliyor. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İçeride istikrarın, dışarıda itibarın sembolü. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı lider. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Büyüyen, kalkınan, gelişen Türkiye'nin mimarı. Hizmetin ve ilklerin öncüsü, Türkiye sevdalısı lider, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Thank you.
Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, basınımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza, siz değerli hemşehrilerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanımız Doktor Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Başbakanım, saygıdeğer bakan arkadaşlarımız, milletvekilleri arkadaşlarım, değerli valim, Başakşehir'imizin, İstanbul'umuzun saygıdeğer hanımefendileri ve efendileri, öncelikle böyle hayırlı bir işin başlangıcında Başakşehir Şehir Hastanesi'nin temel atma merasiminde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizler AK Parti kadroları olarak insanı yaşatmanın değerini insanlığa gösteren bin yıllık medeniyet geçmişimizden aldığımız ilhamla hayatın pek çok alanında halkımızın takdirini kazanan, dünyanın dikkatle izlediği değişimlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kadim şehre, insanımıza hizmet noktasında ne yaparsak yapalım yeterli olmayacağını da biliyoruz. Ancak geçmişi bilenler diğer iktidarların bu güzel şehre neler yaptığını, daha doğrusu neler yapamadığını hatırlayanlar bugün yaşanan değişimi de çok iyi fark ediyor. Yerel yönetim yeteneğinden yoksun yöneticilerin dönemlerinde İstanbul ne acıdır ki akmayan sularıyla, toplanamayan çöpleriyle, teneffüs edilemeyen havasıyla sağlıksız bir şehirdi. İstanbul Sayın Başbakanımızla birlikte yaşanabilir ve isminden söz ettirilebilir bir kente dönüştü. Şükürler olsun. Sayın Başbakanımız siyasi literatürümüze AK Belediyecilik konseptini yerleştirdi ve AK Parti AK Belediyecilik sayesinde artık daha temiz, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha gelişmiş şehirlerde yaşamaya başladık.
istikrarlı ve gücünü halktan alan bir iktidarın nelere kadir olduğuna bütün Türkiye 11 yıldır yaşayarak şahit oldu. İşte dünyanın sayılı mega kentlerinden olan İstanbul'umuza yakışır dev bir eserin temelini hep birlikte atıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi kampüsü güzel ülkemizin dört bir yanından yükselen dev eserler zincirinin yeni bir halkası olarak İstanbul tarihindeki yerini alacaktır. Tamamlandığında insanımızın hak ettiği kalitede hizmet alacağı bu entegre sağlık merkezinde sağlık çalışanlarımız da mesleklerini daha iyi şekilde icra edeceklerdir. 546 bin metrekare toplam yerleşim alanı üzerinde 2682 yatak kapasitesiyle İstanbul'un en büyük sağlık merkezlerinden biri olacaktır. Değerli Başakşehirliler, değerli İstanbullular, bu devasa yapılar hizmet alanında yapabileceklerimizin sonuncusu değil, bundan sonra İstanbul için yapacaklarımızın bir basamağı olacaktır. Bu eser bir başka yönüyle milletle inanç, gönül ve hedef birliği yapıldığında neler yapılabileceğinin de en güzel örneklerinden bir tanesidir. Millet iradesini devlet yönetimine hakim kılan AK Parti'nin modern politikalarının ürünü olan bu devasa eserler kullandığınız oyun size hizmet olarak geri döndüğünün de en somut örneklerindendir. Bizler başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 11 yıldır milletinin değerlerini çiğnetmeyen, emanetine sadık kalan, hak ve halk için samimiyetle çalışan bir anlayışın mensuplarıyız. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana sosyal hayatın her alanında yeni basamaklar inşa etmek için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğuna inandık ve bunun gereğini yaptık. İnsan yaşamının değerini dünyaya öğreten medeniyetimizden aldığımız tecrübeyle her şeyin başı sağlık diyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Sağlık sisteminin sorunlarını bizzat yaşayarak tecrübe eden, sağlığa son derece önem veren bir başbakanımızın olması bizim en büyük güç kaynağımızdır. AK Parti hükümetleri olarak tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da insanı merkeze alarak Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimiz ilk günkü azmimizden, heyecanımızdan, millete hizmet aşkımızdan hiçbir şey kaybetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanımıza çağdaş sağlık hizmetlerini sunabilmek, insanı yaşatan devlet anlayışını inşa etmek hedefimizle yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle, İstanbullu vatandaşlarımızın desteğiyle İstanbul'u sağlıkta dünyanın lider kenti yapacak büyük hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Değerli Başakşehirliler, değerli İstanbullular, 11 yılda elde edilen kazanımlarımızdan rahatsız olanlar var olacaktır. Bizler büyüyen Türkiye'ye sahip çıkacağız, kirli oyunlara geçit vermeyeceğiz. 2002'den bu yana AK Parti'yi karanlık oyunlarla yıpratmaya, zayıflatmaya ve çökertmeye çalışan her girişim milletimizin sağduyusu sayesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Seçim satımı haline girdiğimiz bu günlerde de benzer karanlık senaryoları kurgulayanlar da aynı akıbeti yaşayacaklardır. Masum insanların safiyane duyguları üzerinden kirli pazarlıklar içine girenler milletimizin kararlılığını karşılarında bulduklarında nasıl bir yanlış yaptıklarını bir daha göreceklerdir. Daha önce
olduğu gibi yine milletimizle bir olup buna asla müsaade etmeyecek ve yeni Türkiye'nin inşa sürecinde önümüze çıkan engelleri birlikte aşacağız. Başakşehirlilerle birlikte, İstanbullularla birlikte siz AK Parti iktidarına, liderimiz, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a inandınız ve her zaman arkasında durdunuz. Bütün kirli oyunları sizin Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvencinizle aştık ve aşmaya devam edeceğiz. Biz de sizlerden, milletimizden aldığımız bu gücü ülkemize, İstanbul'umuza hizmete dönüştürmek için bitmeyen bir aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakanım, değerli konuklar, burada konuşmamı tamamlarken Sayın Başbakanımıza desteklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kabine üyelerimize, sağlık alanında yapılan her türlü yasal düzenlemede desteklerini esirgemeyen milletvekili arkadaşlarıma, Sağlık Bakanı olarak şükranlarımı arz ediyorum. Sağlıkta yakaladığımız başarılı hizmet kalitesinde her zaman bu hizmet kalitesinin yükselmesinde emeğini, alın terini, fedakarlığını esirgemeyen doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına da huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Bu projeyi gerçekleştirecek yüklenici firmaya ayrıca başarılar diliyorum. Kazasız ve belasız bir şekilde inşallah en kısa zamanda bölgemize hizmete sunulacak noktaya gelmesini temenni ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hazır mıyız? Öyleyse şu elleri bir görelim bakalım. Eller, eller. Tüm elleri görmek istiyoruz. Vakit tamam, o geliyor. Hizmetin ilklerin öncüsü geliyor. Kalkınan, büyüyen, gelişen Türkiye'nin mimarı geliyor. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte senin başbakanın geliyor. Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sevgili İstanbullular, sevgili Başakşehirli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli kardeşlerim, bu anlamlı temel atma töreninde sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Temelini atacağımız İki Telli Entegre Sağlık Kampüsü'nün, yani Başakşehir Şehir Hastanesi'nin İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Evet, sözleşmesi imzalanan 17 şehir hastanesi projemizden bugün en önemlisini, İstanbul'daki şehir hastanemizin temelini atıyoruz. Ankara'da Bilkent ve Etlik şehir hastanelerimizin temelini attık. Ardından
Adana'da yapacağımız şehir hastanemizin de temelini attık. Şimdi de 17 projenin en büyüğü olan, en görkemli hastane kampüsü olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin temelini atıyoruz. Kardeşlerim, 790 bin metrekare alan üzerine kuracağımız bu büyük hastanede 2682 adet hasta yatağı olacak. Kampüsün bir bölümüne dev bir teşhis ve tedavi kütlesi ve buna bağlı 6 hastane binası inşa ediyoruz. Kampüsün diğer bölümünde ise psikiyatri hastanesi bulunacak. Ayrıca buraya bir de spor hastanesi kuruyoruz. Bildiğiniz gibi olimpiyat stadı burada. Bir spor hastanesi ve yine burada İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yapmakta olduğu stat var. Dolayısıyla Büyükşehir Spor Kulübü'nün bir stadının da olması tüm bu çevrede, tüm illerde böyle bir spor hastanesinin ilk defa yapılacak olması da buraya ayrı bir önem kazandırıyor. Kardeşlerim, bu aynı zamanda Türkiye'nin en büyük spor hastanesi olacak. Böylece Türkiye genelinde sporumuza da tıbbi anlamda buradan destek sağlayacağız. İnşallah bu büyük proje tamamlandığında sadece İstanbul'a değil, bölge illerimize, hatta dünyaya hizmet vereceğiz. Bu dev projenin, bu emsalsiz projenin İstanbul'a, ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda önümde maketi var. Az önce ekranda izlediniz. Maketiyle bile gördüğünüzde, şuraya baktığımızda Rabbime hamd ediyorum. Hamdolsun diyorum. Bizim hayalimizdi, o da gerçekleşiyor. Bildiğiniz gibi ben temel atma törenlerine katılmam. Ama bu projenin farklılığı ister istemez temel atmaya katılmaya da bizleri sevk ediyor. Bir diğer yanıyla da tabii biz hayali temeller atmıyoruz. Ve bütün bunlar değerli kardeşlerim bir yerde kamu özel işbirliğiyle hizmet alımı şekliyle adeta yapılan yatırımlar. Biraz sonra müteahhit firmayla, yüklenici firmayla, buradaki ortağımızla adeta süreyi konuşacağız. Ve sözleşmedeki süre 36 ay. 36 ayda buranın bitmesi gerekiyor. Ama ben biraz daha bu noktada heyecanlıyım. Diyorum ki özel sektör ortaklarıyla burada bir görüşelim. Kendileriyle süreyi de bir tekrar gündemden geçirelim. Daha kısa zamanda burayı nasıl yaparız? Ben yapacaklarına inanıyorum. Kendilerinde o gücü de görüyorum. Dolayısıyla inşallah Başakşehir Şehir Hastanesi daha kısa zamanda tüm halkımıza hizmet vermeye başlar. Sağlık Bakanlığımızda bu büyük projeyi yürütmekle görevli arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yüklenici firmalara, burada çalışacak mimar,
mühendis, işçi kardeşlerime hastane tamamlandıktan sonra burada vazife yapacak doktor, hemşire, sağlık memuru tüm kardeşlerime şimdiden başarı temennilerimi iletiyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, bu şehir hastaneleri projesi benim uzun süredir hayalimdi. Artık neredeyse 11 yıla dayandık ve 11 yılı Mart 15'te başbakan olarak dolduruyorum. SSK'lı bir işçi olarak geçmişte sağlık sistemindeki köhnemişliğin acısını çeken mağduru olan biriyim. Bu mağduriyeti Türkiye'de hemen her vatandaşım geçmişte yaşadı. Benim vatandaşımı hastanelerde insan yerine koymadılar. Kardeşlerim, acil servislerde dahi hasta kardeşime yeterince ilgi göstermediler. Şefkat göstermediler. Hastanelere sağlam giren hasta çıktı. Hastanelere mecburen giren yoksul kardeşim yeri geldi rehin alındı. Hastaneden çıkamadı. Ana muhalefetin genel müdürü SSK'nın başındaydı. Onun döneminde de rehin alınıyordu kardeşlerim. Hani bunlar halkçıydı ya? Hani halkın içinden gelmişti? Rehin aldılar, rehin. Ah ah. Nice hamile kardeşlerimiz doğum yaparken yavrusunu kaybetti, kendisi rehin alındı. Yeri geldi, SSK hastanelerinde ölen vatandaşımı bırakmadılar. Onu rehin aldılar. Öldü ya, öldü. Ölü rehin alınır mı? Bu ülke bunu bile gördü. Tedavi dertti. İlaç dertti. Zaten ilacı sadece hastanenin eczanesinden alabilirdin. Diğer eczanelerden alamazdın. Ve inersin eczaneye, hastanenin eczanesine, ilaçların yarısı yok. Daha fazlası yok, öyle mi? Bunları hep yaşadık mı? Hep beraber yaşadık. Ama bugünün 20-25 yaşındaki genci bunu bilmez. Onlar bilmiyorlar. Ben buradan gençlere de sesleniyorum. Siz bunları yaşamadınız. Biz bunları yaşadık. Bu halkçıyız diyenler halkın derdinden anlamadılar. Onu kendi haline bıraktılar. Hiçbir zaman yanında yer almadılar. Ve şu anda hamdolsun tüm hastaneleri tek çatı altında topladık. Hepsini koordine ettik. Artık özel sektör hastaneleri dahi ne yapıyorlar? Onlar da şu anda kalkıp Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşıyorlar ve onlar da vatandaşıma hizmet veriyorlar. Ayrım var mı? Yok. Köylü de, çiftçi de, memur da, işçi de tüm hastanelerden ne yapabiliyor? Hizmet alabiliyor. Kardeşlerim, İstediği eczaneden artık benim vatandaşım gidip ilacını alıyor. Doktorun yazdığı ilaçların bir kısmı var, bir kısmı yok, devri kapandı. Şimdi gidiyor, eğer o eczanede ilacın bir tanesi yoksa eczacı diyor ki buyurun oturun, hemen telefon ediyor ve en yakın eza deposundan o eksik olan ilaç da geliyor. Neden? Sayın Başbakan, niçin bunları yaptık? Söyleyeyim. Biz, değerli kardeşlerim, hani televizyon ekranlarında anlatılan kanuni değil,
gerçek Kanuni'nin torunlarıyız. Kardeşlerim, halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi diyen kanunilerin torunlarıyız. Yani bir sağlıklı nefese koskoca cihan imparatorluğunu feda edebilecek iradeye, dirayete sahip bir ecdadın torunlarıyız. Dolayısıyla halkımız için ne gerekiyorsa onu yapacağız dedik, onun adımlarını attık. İşte şimdi burada da bu şehir hastanesini bu anlayışla kuruyoruz. İnşallah Asya yakasında, Anadolu yakasında da yine benzer bir hastaneyi kuracağız. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler varsınız, biz varız. Siz bize yürüyün dediniz, yürüdük. Ve beraber yürüdük. Hatırlayın, ne dedik? Aşık Veysel gibi. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dedik. Gideceğiz gündüz gece. Kardeşlerim, işte hiç endişeniz olmasın. Ne dedik? Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Kardeşlerim, hastaneye gitmek, tedavi olmak, ilaç almak, insanı başlı başına hasta eden bir süreçti. 2002'de iş başına geldik. Ne dedik? Önce eğitim. Ardından ikinci sırada ne dedik? Sağlık. Bakın bu kadar önemli. Bu iki konu çok önemliydi. Eğitime ve sağlığa çok ciddi yatırımlar yaptık. Hala yapıyoruz. Ve yapacağız. Çünkü önce insan diyerek yola çıktık. İnsan olmadan devlet olur mu ya? Devleti arkaya aldık, insanı öne çıkardık. Dünyada gelişmiş ülkelerin birçoğunun dahi yapamadığı, yapmaya cesaret edemediği sağlık reformlarını yaptık. Sistemi köklü şekilde değiştirdik. Türkiye'nin her yerine hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Sağlık cihazlarını, ambulansları, doktor, hemşire sayısını kat kat artırdık. Hatırlayın, bir röntgen için 6 ay, 7 ay sonraya gün verirlerdi. Şimdi böyle bir sıkıntı var mı? Değerli kardeşlerim, artık ultrasonografi, MR, tomografi, bütün bunlar, hepsi vatandaşımın emrinde. Bakınız, kar paletli ambulanslarla, dört çeker ambulanslarla, helikopter, uçak ambulanslarla vatandaşımıza nerede olursa olsun yetişiyor ve hastaneye yetiştiriyoruz. Şu anda 17 tane helikopter ambulans Türkiye'nin genelinde hizmet veriyor. 4 tane jet ambulans Türkiye ve Türkiye dışı hizmet veriyor. İşte bu sabah bir haber aldık. Bir genç sporcumuz maalesef Mısır'da müsabaka esnasında kalp krizi rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Şimdi
jet ambulansımız işte onu almaya gidiyor. Belki de gitti. Bugünler için varız biz. Sağlığında da ölümünde de halkımız için varız biz. Bu yola bunun için çıktık. Aciz bir ülke konumunda olmayacağız dedik. Zavallı bir ülke konumunda olmayacağız dedik. Kardeşlerim, milli geliri 3400 dolar olan bir Türkiye'den 11 bin dolara yükselen bir Türkiye olduk. Bu durup dururken olmadı. Bu çalışarak oldu. Hastanelerdeki dağınıklığa, ilaçtaki adaletsizliğe son verdik. Kardeşlerim, parası olmayanın kapıdan döndüğü o günleri geride bıraktık. Hep onu söyledim bakan arkadaşlarıma. Başhekimlerimize gerekli talimatı verelim. Hastane müdürlerimize talimatı verelim. Yok parası, yok cüzdanı, böyle bir şey yok. Kapıya hangi hasta gelirse gelsin, hemen alacaklar, gerekli teşhis, tedavi yapılacak. Çünkü biz bunun için varız. Vatandaşımıza inancına göre muamele yok. Düşüncesine göre muamele yok. Kim olursa olsun herkesin ilgi göreceği, şefkat göreceği bir sağlık sistemini kurduk. Kardeşlerim, biz bu arada biliyorsunuz aile hekimliğini kurduk. Bizden öncekilerin böyle bir şeyi var mıydı? Herkesin bir doktoru olsun istedik. Evlere doktorların gelmesini sağladık. Hastaneye gidemiyorsa doktor onun evine gidecek. Onun ayağına gidecek dedik. Bunu başlattık. Peki bizden öncekiler bunları niye yapmadılar? Onların aklı neredeydi? Aklı nereye kiralanmıştı? Dertli olmak gerek, dertli. Biz dertliyiz. Soluklu, uzun soluklu bir süreç oldu. Eğitimde olduğu gibi sağlıkta da reformlarımız hiç bitmeyecek. Yeni imkanları milletimize kazandıracağız. Yeni şartlar ortaya çıktıkça, yeni ihtiyaçlar belirdikçe bunu milletimizle buluşturacağız. Dünyayı an be an takip edeceğiz. Dünyada sağlıkta nereye varılıyorsa biz de oraya ulaşacağız. Sağlığı da sürekli güncelleyeceğiz. İşte şehir hastaneleri böyle bir ihtiyacın, böyle bir hayalin sonunda ortaya çıktı. İstiyoruz ki şu hastanenin inşa edileceği bu bölge yemyeşil, temiz, düzenli bir kampüs haline gelsin. Çevreci bir kampüs haline gelsin. Oradan oraya sedye üzerinde koşturulan hastaların olduğu bir ülke değil. Tüm işlerini hastanenin içinde, kampüsün içinde hastamız halletsin. Değerli kardeşlerim, yatacaksa konforlu, temiz, modern odalarda yatsın. Tek yataklı, bilemediğin iki yataklı, üç yataklı. Ama tuvaleti banyosu içinde olsun. Eskiden adeta koğuş sistemi gibiydi. 8 yataklı, 10 yataklı odalar. Koskoca bir katta bir tane tuvalet bulursun, banyo bulursun. Sağlam gir, hasta çıkarsın. Öyle miydi? Kardeşlerim, eğer refakatçisi varsa o da mağdur olmasın. O da burada huzurla kalabilsin. İşte şehir hastaneleriyle vatandaşımıza bu kaliteyi getiriyoruz. Ancak ben burada özellikle bir şeyi daha hatırlatıyorum. Değerli kardeşlerim, bakın şehir hastanelerine, aile hekimliğine benzer bir hayali, kısmen benzer yanı var. Bizden önce birinin daha kurduğunu, onun da böyle hayalleri olduğunu öğrendim. Kim o biliyor musunuz? Merhum Adnan Menderes.
50'li yıllarda halkın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için bu hayalleri o da kurmuş. Ama o hayalleri 1960 darbesiyle sükuta uğratmışlar. Sevgili kardeşlerim, senaryo aynı senaryo. Zihniyet aynı zihniyet. Merhum Menderes'i halkına hizmet ettiği için, halkına insan olduğunu hatırlattığı için, halkına değer verdiği için o malum çevreler sevmediler. Merhum Menderes'ten Türkiye'yi büyüttüğü için, Türkiye'nin itibarına itibar kattığı için, Türkiye'nin gücüne güç kattığı için hiç haz etmediler. En önemlisi de merhum Menderes'i milli iradeye sahip çıktığı için rahat bırakmadılar, yaşatmadılar. İşte merhum Menderes'e o gün yapılanlar şimdi bize yapılmak isteniyor. Merhum Menderes'in hayallerini kabullenemeyenler bizim hayallerimizin de önüne geçmeye çalışıyorlar. Merhum Menderes'e yaptıkları gibi Türkiye'yi büyüttüğümüz için bizden de rahatsız oluyorlar. O gün merhum Menderes'e ne yaptılarsa, medyayla, sermayeyle, siyasetle ne yaptılarsa bugün de inanın aynısını yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın, geçen hafta İstanbul'a geldik. Kartal'da 15 ilçemizi kapsayan 20 yol ve kavşağın açılışını gerçekleştirdik. Ardından yine İstanbul'da Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının temelini attık. 201 Erguvan otobüsü o gün hizmete aldık. Sonra Ankara'ya gittik. Ankara'da Batıkent Sincan 14,5 kilometre metro hattını Sayın Cumhurbaşkanımızla, Meclis Başkanımızla, İspanya Başbakanı Sayın Rajoy ile birlikte hizmete açtık. Bitmedi. Bu hafta sonu yine İstanbul'daydık. İşte biliyorsunuz dün önemli açılışlar yaptık. Ve Şişhane Yeni Kapı metro hattını açtık. Haliç'e o güzel estetik köprüyü kurduk. Onun da açılışını yaptık. İstanbul'un metro ağlarını ve Marmara'yı birbiriyle buluşturduk. Bugün burada şehir hastanesinin temelini atıyoruz. Ardından buradan Bakırköy'e geçeceğiz. Doktor Sadi Konuk Araştırma Hastanesi'nde önemli bir açılış yapıyoruz. Bu temponun arasında bir önemli hadise daha oldu. Ne biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, Türkiye 4. Türk satına kavuştu. TürkSat 4A uydusu Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden uzaya fırlatıldı. Biliyorsunuz 2 ay kadar önce Japonya'daydım. Ve Japonya'ya gittiğimizde fabrikaya gittik, uyduyu teslim alma törenini yaptık. Türk mühendislerimizin de çalıştığı uydu Tokyo'dan Kazakistan'a taşındı. Ve önceki gün gece 23.45 uzaya fırlatıldı. Şimdi artık uygularımızla Afrika'yı da kapsama alanı altına aldık. Şimdi yeni bir uydu daha yapılıyor. O uydu da Nisan ayında inşallah uzaya fırlatılacak. Sevgili kardeşlerim, biz bunlarla da yeterli kalmıyoruz. İnşallah 5. uydudan sonra artık uydu üretimini kendi mühendislerimizle Ankara Kazan'da üreteceğiz. Bu millete bu yakışır. Gençliğimize bu yakışır.
Çünkü AK Parti iktidarının gençliği eli sopalı Molotov kokteyli gençlik olmayacak. Bu gençlik bilgisayarıyla beraber ilmi, düşünceyi, evet, bunu ön plana çıkararak bu asırda milletine nasıl hizmetkar olabilir? Ha, bunun derdinde olacak. Bilimde nasıl ön plana çıkabilir? Bunun derdinde olacak. Ve gençliğimizi bu şekilde yetiştirmek için, bakın şu anda göreve geldiğimizde Türkiye'de 76 üniversite vardı. Kardeşlerim, 94 üniversite ilave ettik. Şimdi Türkiye genelinde 175 üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında var. 205 bin derslik inşa ettik bu arada. Değerli kardeşlerim, bu eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. 45 lira burs veriyorlardı. Şimdi ise, evet, üniversite gençliğinde kim müracaat ederse etsin, ayırt etmeksizin, ama kredi ama burs, 520 lira kredi burslar, kredi yurtlar kurumundan beslenme yardımıyla beraber veriyoruz. Buralara geldi. Kardeşlerim, ekonomisi güçlü bir Türkiye var artık. Dedikoduları bırakın. Ha, şu son 17 Aralık, 25 Aralık olaylarında müsaade ederseniz şu paltomu çıkarmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, inşallah eğitimde attığımız bu adımlarla beraber çok farklı bir sürecin içerisinde gençliğimizi çok daha farklı bir yerde göreceğiz. Yani bizim gençliğimizin kılığıyla kıyafetiyle işimiz yok. Ya, başörtüsünden dolayı kızlarımız okulların kapısında bıraktılar. Kızlarımızı üniversitelere sokmadılar. Ya ne oldu? Siz uzaya uydu gönderdiğinizde benim kızımın başörtüsü uydunuzu mu engelledi ya? Yani bu yavrularımıza zulüm değil miydi? Fakat biz o ilahi emrin, oku emrini yerine getirmek için mücadelemizi sabırla, teenniyle yürüttük. Sonunda artık bütün üniversitelere yavrularımız da başörtüsüyle rahatlıkla girebiliyor. Artık devlet kurumlarında da başörtüsüyle kızlarımız çalışabiliyor mu? Bu da olur. Daha da olacak. Daha da iyi olacak. Bu ülkenin normalleşmesi lazım. Normalleşmenin önüne geçenler bu ülkeye sevgide kusur edenlerdir. Milletimin birliğine, beraberliğine kastedenlerdir. Eğer seviyorsak milletimizi, bırakın, başı açık olan başı açık geçsin, başı örtülü olan da başı örtülü geçsin, el ele, omuz omuza yürüsünler. Zaten öyle yürüyorlar ama bunu hazmedemiyorlar. İlla ayıracağız diyorlar. Hayır, ayıramayacaksınız. İnşallah bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hatırlayın, insanımızın arasında ayrım olmayacak dedik. Yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz dedik. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla,
36 ettik kusur. Bir olacağız dedik. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz dedik. Kardeşlerim, onun için de Afyonkarahisar'dan yola çıkarken bir şey söyledik. Hatırlayın, tek millet dedik. Tek millet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Tek bayrak dedik. Bu bayrağımızın dışında bayrak çalamıyoruz. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin sembolü. Böyle anlamlı bir bayrağımız var. Böyle anlı şanlı bir bayrağımız var. Bunun dışında bayrak telaffuz edenler bu ülkenin değerlerine saygısız olanlardır. Onlar bu ülkeyi anlayamamışlar. Bu ülkenin değerlerini anlayamamışlar. Ama bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu anlayışla bir millet olarak bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. İşte bu ana muhalefet. Kardeşlerim, Hakkari'ye gidiyor. Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramıyor. Niye? Çünkü oraya gelenlerle öyle anlaşmış. Türk bayrağı dalgalandırmayacağım. Ve ben de gittim oraya. Ama ben Türk bayraklarıyla beraber orada mitingimi yaptım. Sen niye dalgalandıramıyorsun? Dert, dert. Sevdalı olmak. Millete sevdalı olmak. Bu vatana sevdalı olmak. Tek millet. Tek bayrak. Üçüncü, tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Biz vatanımızın üzerinde asla herhangi bir operasyona, ameliyata müsaade etmeyiz. 780 bin kilometre karede 77 milyonla biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Kardeşlerim, dördüncüsü tek devlet. Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, bu kararlılığınız, biliniz ki bizim de kararlılığımızdır. Burada özellikle sizlerden bir an düşünüp bir karşılaştırma yapmanızı özellikle rica edeceğim. Kardeşlerim, hükümet ne yapıyor? Muhalefet ne yapıyor? Bunu bir düşünmenizi, bunu bir karşılaştırmanızı istiyorum. Bizim gündemimizde metro hatları var. Bizim gündemimizde açılışlar, temel atma törenleri var. Bizim gündemimizde şehir hastaneleri, hastaneler, milletimizin sağlık ihtiyaçları var. Bizim gündemimizde yollar var. Cumhuriyet tarihinde 6100 kilometre 79 senede bölünmüş yol yapılmış. 79 senede, bakın bu hesabı iyi yapın. Bunu da bütün muhalefete anlatın. 11 senede biz 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Kardeşlerim, yolsuzlukların olduğu bir ülke bunları başarabilir mi? Yolsuzlukların olduğu bir ülke 205 bin dersliği yapabilir mi? Cumhuriyet tarihinde yapılanın yarısından daha fazla. 81 vilayette 99 üniversite yapılabilir mi? Kardeşlerim, 230 milyar dolar milli gelir 800 milyar dolara çıkar mı? Değerli kardeşlerim, bütün bunların yanında
devletin borçlanma faizi %63 iken 4,60'a kadar düşer mi? Enflasyon %30 iken enflasyon tek haneli rakama düşer mi? Devletin borçlanma faizi oranı milli geliri oranla %73, %74 iken %35'e düşer mi? Bütün bu gerçekler ortadayken bunları göremediler, görmek istemediler. Çünkü bunların gözü var, görmez. Bunların kulağı var, duymaz. Bunların dili var, hakkı hakikati konuşamaz. Çünkü bunların kalpleri, evet, mühürlüdür. Değerli kardeşlerim, şimdi artık otoyollar var. Bakınız, üçüncü köprü yapılıyor. Rahatsızlar. Değerli kardeşlerim, Marmaray yapıldı. Rahatsızlar. Şimdi Marmaray'ın biraz daha güneyinde otomobillerin geçeceği yine denizin altından, evet, bir tüp geçit daha yapılıyor. Önümüzdeki yıl onu da açacağız. Rahatsızlar. İnanın var ya, nasıl şimdi köprüye karşı çıkıyorlar? Bilseler denizin altından böyle bir tüp geçit yapılıyor, ona da karşı çıkarlar. Görünmüyor da Allah'tan karşı çıkamıyorlar. Bu muhalefet bu. Ve inşallah bu civardan biliyorsunuz Kanal İstanbul yapılacak. Onu da yapacağız. Engellemelere rağmen yapacağız. Karşı çıkmalarına rağmen yapacağız. İnşallah İstanbul Boğazımıza alternatif olarak çevreci bir düşünceyle onu da yapacağız. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşlerim, bizim gündemimizde demokrasi var. Milli irade var. Siz varsınız. Huzur var, kardeşlik var. Peki onların gündeminde ne var? Onların gündeminde yıkmak var. Onların gündeminde yıpratmak var. Onların gündeminde Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek, Türkiye'nin büyük projelerini engellemek, Türkiye'nin itibarını, gücünü zedelemek var. İşte gördünüz, dün bir gazete Adana Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tırlarına yapılan saldırının görüntülerini yayınladı. Bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı'na işte o paralel, var ya bir paralel yapı, onu öğrendiniz değil mi? İyice kavradık değil mi? Olur ha. Sizin kapınızı da birileri gelebilir, çalabilir. Bazı bayanlar gelebilir. Heh, bazı ablalar gelebilir. Onlara şunu söyleyin. Biz halimizden memnunuz. Biz ülkemizde olanları görüyoruz. Eğer sizin de kendinize güveniniz varsa partinizi kurun da öyle ortaya çıkın deyin. O paralel savcı operasyon yapıyor. MİT mensuplarına silah doğrultuyorlar. Yere yatırıyor, tekmeliyorlar. Kimin talimatıyla oluyor bu biliyor musunuz? Emniyetin, jandarmanın içine sızan paralellerin talimatıyla. Yargının içine sızan paralel savcının talimatıyla oluyor. İşte bunlar yurt dışındaki odaklardan talimat alarak kendi ülkelerinin istihbarat teşkilatına silah doğrultacak kadar vatana ihanet içindeler. Benim ülkemin istihbarat teşkilatı Suriye'ye, hem de Suriye'deki bayır bucak Türkmenlerine insani yardım taşıyacak, birileri de gelecek, bunu silahla, zorbalıkla, yasa dışı şekilde engelleyecek. Ey savcı, paralel yapının savcısı, sen
benim bilgim olmadan, benim iznim olmadan MİT'e müdahale edemezsin. Yasa bunu emrediyor. Bu ne cesarettir? Bu millet bunu affetmez. Bu millet bunu unutmaz. Bu ihanetin, bu ajanlık faaliyetinin, bu casusluğun hesabını hepsinden soracağız. Kim adına yapıyorlar? Bunlar ortaya çıkacak. Bunlara talimat veren elebaşılarından da soracağız. Ama biz sabırlıyız. Bakın burada şunun da altını çiziyorum. Şu anda medyada hem hükümete hem Türkiye'ye yönelik operasyonu sabırla, ibretle izliyoruz. Bir kısım medyanın manşetleriyle, köşe yazılarıyla, yalan ve iftiralarla nasıl bir aşağılık operasyonun içinde olduğunu biz de görüyoruz, millet de görüyor. Biz bu operasyonları çok iyi biliriz. Bizim hayatımız işte bu tür medya operasyonlarıyla mücadele etmekle geçti. 1994'te İstanbul'da seçildiğim andan itibaren bu manşetlerle üzerimize geldiler. Muhtar bile olamaz dediler. Ne oldu? Milletimiz bırakın muhtarlığı, bu kardeşinizi geldi başbakan yaptı. 28 Şubat'ta üzerimize geldiler. Danıştay cinayetinde, partimizi kapatma sürecinde böyle üzerimize geldiler. Buradan açık açık bir kez daha söylüyorum. Biz bu manşetlerle çarpışarak büyüdük. Bundan sonra da asla boyun eğmeyiz. Bu operasyonlar karşısında geri adım atmayız. Ellerinden geleni yapsınlar. Ne becerileri varsa ortaya koysunlar. Hangi manşeti atarlarsa atsınlar. Biz bunlara boyun eğmeyecek ve aldanmayacağız. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu medya arkasına belli sermaye çevrelerini alarak, arkasına o paralel yapıyı alarak güya bize gündem dayatmaya çalışıyor. Üzerinden aylar geçtikten sonra Kabataş'taki çirkin saldırının görüntülerini yayınlayıp güya oradaki çirkinliği örtmeye çalışıyorlar. Kardeşlerim, Türkiye genelinde gezi olayları sırasında başörtülülere yapılan saldırıları görmüyorlar. Bir mağdurenin beyanlarına itibar etmiyorlar. İfade tutanağına itibar etmiyorlar. Adli tıp raporuna itibar etmiyorlar. O mağdurenin vücudundaki darp izlerine itibar etmiyorlar. Çıkmışlar bir görüntü üzerinden olayın nasıl olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. İşte bu kadar sorumsuzlar. Kadına şiddet konusu gündeme gelince bunlar aslan kesilirler, aslan. Ama söz konusu olan bir dindarsa, bir başörtülüyse bunların pusulası işte böyle şaşar. Tekrar ediyorum. Elinizden geleni yapın. Heybenizde ne kaldıysa hepsini çıkarın. Ne marifetiniz varsa ortaya dökün. Ama şunu da bilin. Son manşeti ey medya siz atmayacaksınız. Son manşeti benim milletim atacak. Milletim. ...30 Mart'ta sandıkta son manşeti benim milletim yazacak. Ama şunu da hatırınızdan çıkarmayın. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Demokratik bir ülkede, milli iradenin egemen olduğu bir ülkede medya ve sermaye bu kadar pervasız olamaz, böyle darbe girişimlerinin içine giremez. Hiçbir demokratik ülkede böyle darbe girişimlerine göz yumulamaz. Ben yargıdaki aklı selim sahibi olan kardeşlerime de sesleniyorum. Vicdanınızın, iradenizin sesini özellikle dinleyin.
sizin kendi düşünceniz, siyasi anlayışınız ne olursa olsun. Ama adalet başka bir şey. Burada vicdanınızın sesini, hakkı hukuku tam anlamıyla tecelli ettirmek suretiyle kararlarınızı verin. Aklınızı kiraya vermeyin. Yargının içinde bir kısımları var ki akılları ipotek altında, iradeleri ipotek altında. Maalesef bir yerlerden talimat gelmedikçe adım atamıyorlar. İşte o ses kasetleri sosyal medyada yayınlandı. Ne diyor? Yargının içinde şu kadar var. Ordunun içinde şu kadar var. Emniyette bu kadar var. Şurada şu kadar var, burada bu kadar var. Hale bak ya. Hale bak. Bunların derdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Paralel yapı. Paralel bir devlet anlayışı. Bu operasyonların, bu darbe girişimlerinin hesabı sorulur. Sadece paralel yapıdan değil, o paralel yapının kukla gibi parmağında oynattığı siyasi partilerden, sermayeden, medyadan da bunun hesabı sorulur. Bakın burada zoraki bir ittifak var. Bu paralel yapı milletvekillerinin, gazetecilerin, iş adamlarının, sanatçıların da kayıtlarını tutmuş. Sesli kayıtları var. Görüntülü kayıtları var. O kayıtlarla şantaj yapıyorlar. O kayıtlarla herkesi tehditle yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Buradan çağrı yapıyorum. Siyasi partilere, milletvekillerine, gazetecilere, sanatçılara, iş adamlarına çağrı yapıyorum. Bu tehdide boyun eğmeyin. Bu şantaja boyun eğmeyin. Bu kasetçilerin siyaseti dizayn etme çabasına, Türkiye'ye ihanet etmesine ortak olmayın. Eğer bir olursak, beraber olursak, bu mücadeleyi beraber yürütürsek, bu kaset siyasetini en kısa zamanda toprağa gömeriz. Bunun hesabını da birlikte sorarız. Kardeşlerim, kardeşlerim, sizin adınıza, milletimiz adına biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu paralel yapının başka devletler ve başka odaklar adına Türkiye'yi karıştırmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu yapının mensubu kardeşlerime buradan bir kez daha sesleniyorum. Hoca dedikleriniz, abi dedikleriniz, abla dedikleriniz hem size hem de kendi ülkelerine karşı apaçık bir ihanetin içindeler. Sizin saf ve temiz duygularınızı istismar edip sizin ülkemize kastetmiş durumdalar. İşte MİT'e yapılan saldırı görüntüleri. İşte savcılara, hakimlere, polislere verilen haince talimatlar. İstismarlar, iftiralar ortada. Kardeşlerim, sevgili peygamberimize yapılan hakaret, saygısızlık ortada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Peygamber Efendimiz Miraç'tan iniyor, bir kamyona bindiriliyor ve bunların da o senaryosundaki divaneler orada koşuyorlar. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Her an görüyorsunuz, şecaat arz ederken sirkatin söylüyorlar. Dağıttılar bunlar, dağıttılar. Dağıttılar. Sevgili peygamberimiz rüyada. Rüyada görüyorlar. Ve tweet atıyorlarmış. Peygamber Efendimiz de onlara tweetleri iki kat daha artırın diyor. Uzaklardan da bir ses geliyor malum. Doğru diyor, artırın. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Şantajlar, tehditler, kirli ilişkiler ortada.
her yolu meşru gören, her yolu mübah gören bu hainlerle aranıza artık lütfen mesafe koyun. Şimdi birileri broşürler bastırmış. Bunları dağıtıyorlarmış. AK Parti'ye oy vermeyin. Kim daha güçlüyse orada AK Parti'nin dışında ona oy verin. Bu broşürleri dağıtan kardeşlerime sesleniyorum. Allah aşkına bir dakika durun ve neye hizmet ettiğinizi bir düşünün. Kime hizmet ettiğinizi, kimin çıkarlarına su taşıdığınızı bir düşünün. Sizin o dağıttığınız broşürleri millet zaten yırtıp atıyor. Ama siz kendinizi hangi konuma düşürüyorsunuz bunu lütfen bir düşünün. Sevgili kardeşlerim, 30 Mart seçimleri son derece önemli. 30 Mart Türkiye üzerine oynanan bu kirli oyunların bozulacağı tarih olacak. AK Parti'nin adayları içerisinde kimin seçileceğinden öte AK Parti bu seçimlerde yüzde kaçta çıkacak? Bu önemli. 30 Mart inşallah sandıklardan en güzel cevabın verileceği bir tarih olacak. 30 Mart Türkiye düşmanlarının bir kez daha üzüleceği, heveslerinin kursaklarında kalacağı bir tarih olacak. İşte onun için boş durmayacağız. Bu bir istiklal mücadelesidir. Bu MİT'in tırlarına saldıran hainlere karşı bir mücadeledir. Hükümete, milli iradeye, demokrasiye karşı saldıranlarla bir mücadeledir. Sadece AK Parti'nin değil, 77 milyonun bu mücadele içinde yer almasını, bunlara karşı tek yürek olmasını rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu düşüncelerle sözlerime son verirken temelini attığımız Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tekrar İstanbul'umuza, tüm milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Emeği geçenleri şimdiden tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bak burada fazla bir zaman kalmadı. 40 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Dur bakalım. Yola devam diyoruz. Peki şu anda da şarkımıza var mıyız? İnşallah çarşamba günü kampanyamızı Ankara'da açıklıyoruz. Muhteşem bir kampanyayla artık tüm eserlerimizi orada sergileyeceğiz. Şöyle elleri bir göreyim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey ey İstanbul sizi hatırlatıyor. Günümüz hayırlı olsun. Temelimiz inşallah en kısa zamanda sizlerle buluşsun diyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüklenici firma Evsaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Arslan günün anısına Sayın Başbakanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyoruz.
Şimdi de Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin temel atma törenini Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan butona basmak suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere bakanlarımızı, milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Bakan Yardımcımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanını, Başakşehir Belediye Başkanını sahneye davetliyorum. Dik duruyorum. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Misafirlerimiz de geldi mi? Ortaklar, Ali Rıza Bey. Come here. Please.
Evet, hazır mıyız? Şimdi bana göre sağ tarafta temeli atacağımız bölge. Ali Rıza Bey, tam şeyin arkasında mı kaldı? Ha, gördüm, tamam. Bana göre sağ tarafta, şu anda gösteriyorum. Temeli o tarafta atacağız. Şu anda sizler hazır mısınız, ona bakalım. Hazır mıyız? Yalnız ben şu anda bu yatırımda Türk, Amerika, İspanya, Dubai. Böyle bir konsorsiyum. Hep birlikte inşallah yapacaklar. Anlaşmamız 36 aydı. Fakat dün gece Ali Rıza abi benim rüyalarıma girdi Mehmet Bey'le beraber. Yani 36 ay biraz uzun değil mi dedim. Ali Rıza abi biraz kıvrandı. Dedim yarın milletin karşısında dedim herhalde kıvranmazsın. Bize şöyle bir farklı bir tarih ver dedim. Şimdi kendilerinden burada bir tarih alalım. Diyorum ki bu süreyi 36 aydan biraz daha geri çekelim diyorum. Oh, benim mantı. Yapacaklarından şüphem yok. Ama bunu 36, 30'a indirin. İnşallah bizde yemindir. Okay? 30 months. Okay. 30 aya indiriyoruz. İnşallah 30 ayda burada inşallah Başakşehir Şehir Hastanemizi göreceğiz. Ve bu duygularla duamızı yapmış oluyoruz. Ya Allah, Bismillah deyip temeli atıyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Kazasız belasız tamamlamayı Allah bizlere nasip etsin diyor. Girişimci yüklenici firmayı da tebrik ediyorum. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin temel atma töreni burada sona erdi. Töreni katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza, sizlerle hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun.